Oh, better. Ne güzel şey bu be! Ey yavrum benim be! Ey yavrum benim be! Ayıktan sarısını patlatma dur! Ekmeğimi bana Cunuriye de! Bastuma da bastumaymış o niye? Bastuma dediğime bakma! Sen bastu bastu! Bastırıyor, bastırıyor! Enişte çayın kuş günü valla! Kim bilir kaçıdır bunun kilosu be! Vaa kim bilir kaçıdır hakikaten! Bilmiyor mu? Bilmiyor, sormadım. Enişten para vermedi ki. Yaz tahtaya alırsın haftaya dedi Şahip abi. Yani veresi alışveriş mi yaptınız? Niye bu ne? Biraz nakit darlığımız var da. Ne nakit darlığı be? 500 milyon kaymımız var ya. Ulan beri bak kutuba yusun. Yoksa o her bir verdiği ödül parasını kumardı falan mı yedin? Merak etme, kuruşuna bile dokunmadım. Kavun karpuz gibi yattığı yerde büyüyor paracıklar. Ecüğünü çeksek diyorum, evin ihtiyaçları neyin var? Ne diyorsun lan sen? Ha? Parayı çekip sermayeyi patatesine soğana mı yatıracaksın? Azaldacaksın mı parayı ha? Ulan sen neler çeviriyorsun ya? Bazı planlarım var tabii. Ana! Parayı altını da batıracak. Bari Deyzem'in payını vereydin enişte. Lan Kara Beygir, sen işe geç kalmadın mı lan? Evet, ben işe geç kaldım. İyi günler. Güle güle, küçük karakozdu sufa. Lan biliyor musun ben kakımı, seninle iftihar ediyorsun lan. Hem beni mapustan kurtardın, hem de sayende cebimiz para gördü kız. Sen bir denesin be, cins kısrağın benim be. Hadi be, hadi. Bu güzel laflarla beni kandıramazsın. Karadayak mı? Ver benim 250 milyonumu gerisinden ne alt edersin? Olmaz. Bana paranın hepsi lazım. Akılcı bir yatırım yapacaksın. Ne edeceksin ki? Bana bak. Ne olursun parayı çarçur etme. Bak 40 yılda bir elimize bir fırsat gelmiş be. Biliyorsunuz sen hiç merak etme. Bak köşeyi döneceğiz kesin. Battuk battuk. Bana güven gelsin merak etme sen be! Sana güvenmiyorum, çok da merak ediyorum. Bir şey edeceksek birlikte karar verelim. Kaç be lan! Sen elin hamuruyla erkeğin işine bulaşma. Ne oldu kız? Ne olacak? Paranın üstüne yattı ayol. Hepsini mi ona kaptırdın? Sana hiç koklatmıyor mi? Kız, o para asıl senin hakkın! He, sen itirmiş ayısını kurtarabilmek için kendi canını bile tehlikeye attın. O da şimdi paraları sokağa atacak. Ana! Lan kör kutup ayısı! Bir de hapislere düştü. Bakalım o serçi parmağımı oynatıyor mu oynatmıyor mu? Lan oynatmaz. Bırakıcın zindanlarda çürüsün ayı. Çürüsün valla. Geç kalıyoruz, gene laf alırsınız beni sana Zülkülp dayımın keçinini gibi! Kaynaşmadan iyicinin bir dinleyin bakayım beni! Öyle ileri geri soru sormak yok! Tamam mı? Bir burnu karıştırıp ap yapmak yok! Kola sümük silmek yok! Tamam mı? İyicinim gösterin böyle asaletinizi, görgünüzü, bilginizi onlara! Ne ulan bu suratını? Bu suratın ailesi! 10 tane köpek yalasa doyar Allah canımı alsın! Dur bakayım! Ömkır! 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 Bak başınıza talih kuşu konar, bilmezsiniz. Bakalım hanginizi beğenecek Şahip Bey'le zaruret anı. Hadi İzaya gelin bakayım. İzaya, İzaya, İzaya! Herkes yerine bakayım. Yerine, küçüklerine. Tamam, tamam, tamamdır. Hadi, uygun adım, aş! Bu zamanda yarım milyar dediğin nedir ki be kardeşim? Niye öyle söylüyorsun Şahip abi? Ben senin yanında bir yıl çalışsam o kadar para kazanamıyorum. Sus lan! Ukala şey! Gebertirim ha! Ulan dağdan geldim baldakine solculuk mu öğretiyorsun? Solculuk nedir Şahip abi? Nostaljik bir hobi.
Bir zamanlar biz de yapardık. Enişten bu parayı nasıl değerlendirecekmiş? Galiba tam o da bilmiyor. Bak ne diyeceksin Şayba Bey? Sen ona biraz akıllar fikirler versen. Ben orada ver. Cahil herif. Hadi 50 milyarı götüren o olsaydı neyse. Ama böyle ufak tefek rakamlarla uğraşamam. 500 milyon benim danışma ücretimi bile karşılamaz. İşte bak. At oğlum lan, at lan. Doğru düz, daha ödemiyorum, ne demiyorum. 500 milyon deli para abi. İnsan istediğini yapar. Ben senin de olsam bir küçük kamyonet alıp yük ve eşya taşıyabilirim abi. Lan dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Cepte yarım milyar varken gidip bir de hamallık mı yapacaksın lan? He? Ben olsam küçük bir dükkan açarım. Yok, dükkan açmak bana yakışmaz. Ya şanıma yakışmaz. Hele kutçu hiç olmaz. Ben bölük düşünüyorum oğlum. Ne yapacağım peki? Henüz bir karar vermedim. Teklifleri açın. Eğer iyi bir proje bulabilirseniz bana getirin. Ben yatırım yaparız. Ama iyi bir yatırım olmalı. Öyle kendini iki ayda ikiye katlamayın yatırıma ben yatırım yapmam. Arkadaşlara birer çay daha yapayım mı abi? Yap oğlum. Bana ne soruyorsun lan? Yani senden. Yok ya. Gel eğil bakayım. Eğil oğlum eğil. Ne diyorsun lan sen dazlak? He? Bir tane ısmarladık yetmiyor mu? Dazlak he? Yeter be. Para sana değiştirdiği içinmiş. Sen eskiden böyle cimri değildin. Yok oğlum kalan böyle. Yirseniz kalan olaylara iş adamı gibi yakınlaşıyor. Gör lan dazlak durmadan röple yapıyor oğlum. Merhaba Şuay. Merhaba, hoş geldiniz. Canan Hanım ben. Bela buyurmaz mısınız? Ben altarım. Şayba Bey, ben depoya yeni konserveleri mi saysam? Evet, evet. Hatta elin demişken konservenin içindeki bezelyeleri de tek tek say bakayım, hadi yallah. Nasılsın Şuşu? Şuşu. Bana annem de böyle derdi. Hatta bazen şup şupum da derdi. Ay ne tatlı. Ama bana annenden değil, diğer kadınlardan bahset Şuşu. Aa evet. Bugün sarışınlardan bahsedeyim, yarın kumrallardan bahsederim. Sen delirdin mi? Ben senin için ölüyorum. Gözüm senden başkasını görmüyor ki. O zaman bunu kanıtla. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Bunu Pelin'e de anlat. Ha? Canancığım, bir işim var. Yani birini bekliyorum. Öyle mi? Kimi bekliyorsun? Şeyi bekliyorum canım. İşte geldi. Onu bekliyordum. Fareli köyün kavalcısı. Onu bekliyorum. Görüyorsun ki şu anda hiç uygun bir zaman değil hayatım. Gidiyorum ama gene geleceğim Şuşu. Bekle. Aa bu arada karına şu boşanma davasını atsan çok iyi olacak. Tabii tabii. En kısa zamanda. Güle güle. Güle güle. Hadi lan. Geçsene lan. Abi ayıp ulan. Kendine gel. Utanmasan bir de bıyık vuracağım. Sırf baktık be ya. Dokunmadık bile. Bir de dokunaydım. Daha yaşınlı başınlı. Susun ulan. Bu kodada 2714 tane bezelye var Şayba Bey. Saydı mı lan? Evet. Ben de seni uyanıklığından aşağı indi sanmıştım. Meğerse salaklığından aşağı inmişsin. bu çocuklar ne Şayba Bey? Çekil lan! Çekil lan yanımıza! Barla olan mı çocukları? Madem bakamayacaksın, ne bunlar mı doğuruyorsun bu kadar çocuğu? Şuayip Bey'im Kelayda kuşum, ben daha evlenmedim bile. Üstelik çocukların gayrimeşru ha. Bir de utanmadan söylüyorsun. Abi, ahlak zabıtam, yargısız infaz hakimim. Anlamadan dinlemeden ne hüküm verirsin hemencik? Bunların hiçbirisi benim değildir be ya. Anladım. Sizin obadakiler sana kazık attı. Sen de onlardan intikam almak için bütün çocukları peşine kattın, meçhule doğru gidiyorsun. Abi sana iyilik de yaramaz.
Kendin demiştin kimsesiz bir sabi bulup getirdi evlat edinelim diye. Bunların hepsi öksüzdür ama hepsi birbirinden akıllıdır, terbiyelidir. Tertemizlerdir bunlar. O yüzden getirdim bu şoparları sana. Ha sen onun için getirdin bunları. Şunu bileydin. Nihayet anladın. Bir dakika. Ben o gün öylesine konuşuyordum. Hem ayrıca bunlar benim kafamdaki evlat edinilecek çocuk imajına uymuyorlar. Abi neymiş be ya? Nesi varmış bunların? Hiçbirinde piri yoktur, bit yoktur. Hiçbiri altın ıslatmaz geceleri. Üstelik bak nasıl bakarlar, melil melil böyle. Melil melil derim, ne sırıtırsınız şebekleri gibi. Size baba diyebilir miyim amca? He? Ne oluyor bana ya? Sanki yuvarlandım ve siyah beyaz bir Yeşilçam filminin içine buldum kendimi. Hayır, ben baba olma sorumluluğuna henüz hazır değilim. Ve sen hemen al götür bunları. Hepsi bu mu? Bizi öylecine savacağım mı başından? Yok, sen haklısın. Toplanın çocuklar bakın, gelin şöyle hepiniz. Alan çekilsin çocuklar. Cesur adımlarla hayata atınız. Ve günün birinde başbakan olduğunuzda size sakız veren bu amcayı sakın unutmayın. Hadi bakalım çocuklar. Şahip abiyi ağlatmadan çıkın dışarı. Hadi bakalım güle güle. İyi düşünesin bak. Sonra olmayasın pişman. Ben de söylemesi. Hadi çıkınlar. Hadi içeri. Hadi. Şükile sen ne kadar tuhaf bir kadın ya. Vaz mı geçti anneanneni evlendirmekten? Vazgeçer mi hiç? Yarın akşam bize geliyorlar. Niye? Görücü'ye. Tabii. İnanmıyorum Allah. Tentene Hanım Görücü'ye çıkıyor. Hadi hayırlısı. Hadi geç şuradan. O gofretleri çaldığımı görmediğimi zannediyorsan yanılıyorsun Şeymut Efendi. Ayıp değil mi lan? Sen de hiç kullanmak gerektiği anlamdan yok be. Onların hepsini kendine mi saklayacaksın sen onları? Hadi çabuk dağıt bakayım. Seni de gördüm. Evet. Sen de hadi sen de dağıt. Lan çabuk hadi. Çabuk konuşma. Dağıt bakayım. Hani bana? Sizin canınız can da benim canım bostan patlıcanım. Hadi bakayım gel. Toplan. Ağzınızdakileri yutun bakayım iyicene. Yut. Kağıtlarını bana verin bakayım. Orada yazmayın. Üstünüzü başınızı temizleyin ulan. Ağzınızı temizleyin. Hadi yut dedim sana. Niye hala içindesin? Dediğimi de unutmayın. Tamam mı? Bir köşe diyeceğim. Söyleyeceğiniz. Girin içeri. Bir, iki, üç. Merhaba anne. Ay. Ne şeker şey bunlar böyle. Hayrola Gülazer, niye getirdin bu çocukları buraya? Size göstermek için, hani konuşmuştuk ya, evlat edinme meselesi. Yok ayol, ben öyle bir şey söylemedim. Hani belki aklınızdan geçmiştir dedim, öylesine getirdim. Yok canım, olmaz öyle şey. Ay, ne şeker şey bunlar böyle. Ya, evet, Şuayb Bey de öyle dedi zaten. Ya Şahit bunları gördü mü? Gördü. Hangisini bağrına basacağını şaşırdı. İnan olsun Allah canım alsın. Ay demek karar verdi evlat almaya. Verdi de yine son sözü size bıraktı. Siz ne dersiniz o olurmuş. Aynen öyle dedi. Ay bak sen şu işe. Ay ne güzel şeyler bunların hepsi. Senin adın ne bakayım yavrum? Şeymuz. Öksüz Şeymuz. Siz anne diyebilir miyim teyze? Ah yavrum!
Ay çocuklar, vişne suyuyla kurabiye ister miydiniz? Evet! Kurabiye neydi? Yarın akşam geliyorlar. Ay heyecandan ölecek gibiyim. Mağdur Hanımcığım, kalbim dışarı çıkacak gibi böyle pıt 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 atıyor canım. Bilirim, bilirim. Ay nasıl bana da olur. Daha neler? Sana da mı geliyorlar? Elbet. Hem bir de her gece geliyorlar. Efendim? Her gece diyorum, her gece. Yok artık, devenin pabucu daha neler. Yok. Pabuç değil, terlik giyiyorlar. Lakin topuklu terlik. Ah, tepemde tak 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 bir uyanı. Tak 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 bir uyanı. Sanki partiliyorum. Ay Allah'ım, develer mi? Yok, kıskırttaki komşular. Ah, ah çırpıntılarım tutum. Havagınlar basın, uyku uyut burnlar ülkece. Allah iyiliğini versin senin Mahdur Hanımcığım ya. Ya şimdi sen bırak şimdi bu lafları. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun be anacığım be? Bana bak, ben senden şimdi bir şey rica edeceğim. Duydun mu? Sebzeli biftek pişireceksin. Hayır, İzmir köfte yapacağım. Sever misin? Tövbeler tövbesi yarabbim. Ay sana da laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor ayol. Ne devesi be? Her iki lafın biri deve dursun. Deveyi de mi bozduk? Hepsin nesi? Ay şimdi delireceğim, ha şimdi delireceğim. Bana bak, diyorum ki, Mağdur Hanım, yarın bana görücü gelecek ya. Sen de diyorum buraya gel, burada olursan heyecanım hafifler. Anladım, öyle desen ya. Çok şükür. Lafı ağzından niye geliyorsun? Şimdi yarın geliyor musun sen şimdi yarın? Gıybet geliyorum. Canım benim, sağ ol, sağ olasın. Teşekkür edersin. Zaten her hafta giderim pazara. Yarın da beraberinde gideriz. Benim meyvacım ile anşanti olursun. Her şeyi çok ucuz veriyor. Ay! Gelukan, Rukiye'ye rastladım. Dedi ki, 500 milyon peşinatla bir ev satın alabilirsiniz dedi. Boşuna konuşmuş. Kayınının mahallesinde ve kondu varmış. Veririz 500 milyonu, ben de çalışır gerisini azar azar öderim artık. Zor ödesin, çalışmaktan geberirsin kız. Geberirim. Zaten şimdi de geberiyorum, ne fark ediyor ki? Bari kiradan kurtuluz, bir evin içinde hep beraber geberirdik. Bana bak kahılmış. Ben zaten seni kadar çalıştırmayı düşünmeyem. Bu kaçıncı rakım senin? Ne dedim lan sen? Ben anlayamadım. Seni işten çıkaracın dedim. Sahi mi? Hemen mi çıkacın işten? Yok. Evvela şu yaptığım yatırım bir semeresini versin ondan sonra. Yelmeye şeyim elme. Yaz gelecek, yonca bitecek. Sen bırak bu iş kurma hayallerini be. Alalım şu evi de bari sürünmekten kurtulalım. Kiradan kurtulalım be. Bana bak kalmış. Ev dediğim ölü bir yatırım kız. Enişte, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bak, deyzenden yana çıkacaksan zahmet edip o mübarek ağzını hiç açma. Söyle karısayım. Deyze'nin haklı olduğunu bu keçi eniştenin söyle. Yok, onu demeyeceydin. Yani sen de haklısın Deyze ama eniştem daha haklı. Hatta eniştem en haklı. Seni güdü yağcı supa seni. Dırlanma lan inek. Çocuk gözel konuştu. Sen devam et kara beygir. Ya enişte, hani bana söz verdiydin ya, hazır diyorum sermayede varken şu benim kaseti çıkarsak ha. Bak bunu düşünebilirim. Ne sürü düşüneceğim be? Düşüncesi de yok. Sen kaset düşünden ne anlarsın ki? Ya parazit yapma lan inek. Burada sanatçı mı lan iş konuşuyor. He? Bak bu müzik piyasası benim ilgimi çekiyor. Hem güzel de olur ha. Etrafında bir sürü karı kız değil mi? Bu prodüktörlük işi bana yarar. Bu işte para var mı lan küçük beygir? Tabii enişte. Kaset ne kadar çok satarsa kazancı da o kadar çok olur. Altın yumurtlayan tavuk desene. Bu nerede kaset kaç kaça gidiyor? Ya onu bilmiyorsun enişte. Ama istersen senin için araştırıp öğrenirim. Araştır bakalım. Bir maliyet hesabı çıkar.
aklım yeterse parayı korun. Benim paramı hiçbir yere koyamam. Ben payımı isteyem. Hiç olmazsa 3-5 bilezik alırım. Helü hacet de lazım olur be. Lan ne kalın kafalı karısın lan. Altın ölü yatırımdı lan. Her bir da anlıyor be. O ölü yatırım, bu ölü yatırım. Ulan sende de hala ölü yatırım mı oğlum be? Lan kapa çeneni inek. Elimin tersine bir deli çarpacık ölü gibi yatıracaksın şimdi. Anlat bakalım sanatçım. Küçük beygirim. Şeymoz. 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 Şeymoz'um benim. İşe bak. Karın bir adamın adını sayıklıyor. Ne? Şeymoz. Canım benim. Olamaz. Başıma bir daha bu da mı gelecekti? Şeymoz, yavrum benim. Ah! Utanmadan bir de yavrum diyor be! Lan biz öyle erkeklerden miyiz ha? Hayır, aldatma olayına yabancı değilim ama aldatılma olayı bize ters gelir. Dur, sakin ol Şuayb. Belki de sen yanlış anladın. Belki rüyasından Şuayb diyordu da sen onu Şeymoz gibi anladın. Yok lan. Lan bu bana bile inandırıcı gelmedi lan. Şeymoz. Şeymoz. Yeter lan. Kalk artık. Ay, kim lan bu Şeymoz? Ay ne oluyor Şuayb? Niye kalktın sen öyle? Ulan sen de uyuyacak hal mi bıraktın? Saçlarım bile havaya dikildi. Kim lan bu Şeymoz? Nasıl bir ulan? Benden daha iri yarıdaysa hemen gidip geberteyim. Aksi takdirde bir tabanca alma ruhsatı için başvuracağım. Ay bu çok hoşuma gitti Şuayb. Dediğini hani etmiyormuş ki bir de sırıtıyor. Sen sırıt gül. Biliyor musun? İlk defa ben seni değil sen beni kıskanıyorsun. Bu sana çok yakışıyor. Boynuzlar mı? Hayır kıskançlık. Öyle çekici oluyorsun ki. Hem aptallığı bırak. Şeymoz o çocuğun adı. Hangi çocuğu? Hani Gülazer'in getirdiği çocuk var ya. Ha onu sana da mı getirdi? Ay sen hangisini beğendin Şuayb? Ya ne bileyim ben isimlerini sormadım. Hemen evlatlık edinmeyi istemiyorum, hiçbirini istemiyorum. Aa istersin istersin. Hem bu fikir senin de. Ya, tamam fikir olarak tamam da her fikri uygulamak zorunda mıyız? Araçta bu. Hem sen hani karşıydın? Aha çocukları görünce fikrimi değiştirdim. Hem içlerinden Şeymoz'a öyle kanım ısındı ki ne olur onu alalım Şuayb'cim. Aldık başımıza belayı. Hem bak böylesi daha iyi. Bir bebek büyütmenin zorluklarını düşünsene. Gece çocuk ağlayacak, altını değiştirmek lazım, mamasını vermek lazım. Ne bileyim ben, bütün bunlardan kurtulmuş olacaksın. Ha, ben mi? Gayet tabii sen. Yok daha neler. Bak, iyi düşün, bu senin iyiliğin için. İstersen hazır uyanmışken, şu bebek mevzunu konuşalım diyorum Şuayb'cim. İyi uyma, sen yine bildiğin gibi yap hayatım. Öyleyse Şeymoz bizim olacak. Tabii. Hem sen geceleri onunla yatarsın, çocuk korkar biliyor musun? hadi iyi geceler. İyi geceler. Kara çok sevindim valla. Desene oldu bu iş. Evet ama şimdi bir tane daha klip çekmek lazım. Canım sen önce kasetini yap. Ondan sonra kasetinin içine koyacak parçaları ayarla. Klibi sonra düşünürüz. Haklısın. Aa Ceyda baksana. Eniştem kaset için bilgi almak istedi. Kime sorsam ki? Aa bak bu işin merkezi Manifaturacılar Çarşısı'dır. İstersen öğleden sonra birlikte gideriz. Sen ne dersin? İstemez miyim? Seninle her yere giderim. Klibimde oynayacaksın değil mi? Aa tabii deli misin sen? Hatta ne giyeceğimi düşünmeye başladım bile. Kırmızı. Sen ne giysen olur. Hatta hiçbir şey giymesen de olur. Yok yanlış anladın Ceyda. Yani ben şey demek istedim. Özel bir şeye gerek yok. Yani böyle doğal halinle kuzeysin. Anadan doğma. Tamam Kaya. Sus. Konuştukça battım valla. Değil mi? Hadi gidelim. Gidelim. Sen o manipatör...
Gül, kalkabildin. Sen daha işe gitmedin mi lan? Gitmedim, seni bekledim. Yani birlikte çıkarız dedim. Neye kune? Önce bankaya gideriz dedim, sonra da kuyumcuya. Lan şu kalın kafan hala akıllanmadı mı lan? Aklın fikrin bile sükte. Ya bari bir güvencem olsun diyorum ben. Eskilerini bozdurduğu yerine koymadım. Hiç olmazsa kendi paramdan alayım diyen bileziklerim. Ayıp lan, sen ne diyorsun? Karı koca arasında senin param benim param olur mu lan? Hepsi bizim paramız. Her ne hükmetse hep benim param bizim paramız oluyor. Bizim paramız da senin paran oluyor. Ya benim de aklım böyle şeylere ermiyor. Bütün paralar deve olup gidiyor. Ya madem aklın ermeye de niye böyle cak 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 ötüyorsun he? Cebin biraz para gördü diye niye ukala tavır takılıyorsun? Cebim daha 5 kuruş görmedi sayende. Hem Hayri Bey o 500 milyonu bana verdi. Hepsi benim onun. Yarısını sana verdim gitti. Tamam, başımın gözümün sadakası olsun. Tepe tepe kullan ama benim payımı hakkımı da bana ver. Lan ben şimdi sana bir pay vereceğim, alamadan kaçacaksın bak. Ben anlamam, bir yerde 250 milyonumu istiyorum. Sen zopar istiyorsun. Lan yatırım yapacağız dedik ya lan. Başdır mı lan yatırımına? Ben bilezik alacağım. Ya demek bilezik alacaksın. Kupa alsan olmaz mı? Kupa! İşte bu senin kulağına kupa olsun. Hocaya karşı gelmek neymiş öyle he? İstersen cerdanla kalalım. Madem bu cerhanede bu kadar taraflısın. Kızma da ister misin? Kızma! Kızma ister misin? Dişlerimi de diyorum, benim altın dişta! Ben paramı istiyorum, o kadar paramı istiyorum! Hala param diye lan, yatırım yapmaz istedik lan! Ne yatırım be? O parayı atlara yem edeceksin değil mi? Ne? Sen ne dedin lan? Parayı diyorum, atlara yatıracaksın! Ben malımı bilmiyor muyum? Hay aklını lan, bin yaşa lan kalkılmış lan, bana şahane bir fikir verdin lan! Ne fikir be? Fikirsiz ayol! Ne dedim ki ne? Zamanı gelince anırsın. Şimdi programımızda kaldığımız yerden devam edelim he? Aa, kalkılmış! He? Dur hele kız, dur! Ne? Ana! Bu ne az kız? Katır tepmişe dönmüşüm böyle. Katırlar değil, beygüller depti beygüller. Anam! Bizim ayı parayı yarışlarda yiyecek gene. Anam başından belliydi bunun böyle olacağı. Kendi payımı istedim diye mi de eşek sudan gerisi yıldan dövdüm. İnşallah boynu altında kalır onun. Parayla saadet olmaz diyorlardı da inanmazdım. Hakikaten de öyleymiş. Ah. Daha yüzünü görmeden uğursuzluk getirdim. Anam. Hadi konuşuruz gidiyorum ben. Hadi anam, hadi güle güle. Vah kadersiz kardeşim, vah! Bugün öğleden sonra 2 saat izin alabilir miyim Şahiba Bey? Alırsın, alırsın. Niye diye sormayacağım mı? Bana ne ya? Benim derdim bana yeter zaten. Gene kadın meselesi değil mi Şahiba Bey? Lan başka ne meselesi olacak? Tabii ki kadın meselesi. Heh. Uzun tabakasındaki yeni çıkan deliği merak edecek halim yok herhalde. İnsanlığın başlıca sorunu kadınlar. Bir tanesi çocuk çocuk diye illet eder. Öbürü der ki karından boşanmazsan seninle beraber olamam der. Bıktın mı sandım ya Allah? Canan abla için zahmet yengeden ayrılmazsın değil mi Şahiba Bey? Bunu ben de istemem tabii ki. Ne de olsa kaç yıldır iyi günde kötü günde birlikte neler paylaştık değil mi? Doğru. Ama Canan da çok güzel ya. Elimde değil. Seviyorum işte ya, zırla değil ki. Ya ben işte hayatım bu adaletsizliğine yanıyorum. Neden ille de bir saçım yapmak zorunda kalıyoruz ki? Neden hem bir zaruretimiz hem bir cananımız olmasın he? Bilmiyorum ki Şahiba Bey. Ben bu mevzularda pek anlamam. Oğlum ben bile anlamıyorum. Sen nasıl anlayacaksın? Doğru. Bir de canın tutturmuş peline gidelim diyor. Neymiş efendim? Seninle artık ilişkimiz bitti diyecekmişim. Bitmedi mi? Oğlum başlamadı gibisin. O Nilgün yüzünden her şey mahvoldu. Ha, doğru ya, bir de Nilgün vardı. Bu senin hayatın resmen bir film gibi Şahiba Bey. Orası öyle. Ya ben ne zaman kendi kararlarımı kendim alacağım ya? Yok, bu böyle gitmeyecek. Koyunluğa paydos.
Canan gelsin, ona diyeceğim ki. Geldim işte Şuşu. Oh. Bana ne söyleyeceksin? Sana ne diyebilirim ki Canan'ım? Güzelliğin karşısında öldüm, bittim, töküldüm, eridim, geberdim, gittim. Buyurun, geçmiş olsun. Güle güle, güle güle. Arzu, bugün büyük gün he? Evet, akşama geliyorlar. Anneannem arkadaşı Mağdur Hanım'ı da çağırmış. Arzu, acaba anneannen damat adayını beğenecek mi? Kim bilir? Aa, Pelin abla sahi, akşama sen de gelsene. Hem aileden sayılırsın. Ay Arzu, ben hiç almayayım, alana da mani olmayayım. Ben öyle kalabalık şeylere gelemem. Hem ne söyleyeceğimi de bilemem. Ay, yok. Sen bilirsin. Şuna bakma, sen bana anlatırsın, o değil canım? Günaydın Pelin Hanım, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın Şahit Bey, buyurun. Estağfurullah. Ben... Evet. Şey için geldim. Ne için? Şahit Bey. Ne istediğinizi söyleyecek misiniz? Tabii şey için. Aspirin var mı? Şahit Bey, burası bir eczane. Tabii ki aspirin var Arzu. Bir kutu mu istiyorsunuz? Hayır. Yani sadece var mı diye merak ettim. yani ben de söylemek istediğim, biz yani sen ve ben geçmişte... Size ben yardımcı olayım. Hayır, acelem yok, beklerim. Evet, bekliyorum. Yani benim demek istediğim, aramızda ne olup bittiyse geçmişte kaldı. Şuayb Bey, siz saçmalıyorsunuz. Farkındayım ama şartlar saçmalamamı gerektiriyor. Benim kalbim artık bir başkasına ait. Ben artık sizi sevmiyorum demek zorundayım. Yani aramızda bundan sonra ev sahibi, yani mal sahibi, kiracı ilişkisinden başka bir şey olmayacak. Söyledim, başka bir isteğim yok. Hoşça kal. Allah'ım, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Aldırma şu adama Pelin abla, bazen dengesizleşiyor işte. Hayır Arzu, orada da fol yok, yumurta yok, nasıl söyler bana bu lafları ya? Bu size ders olsun hanımefendi, erkeklere hiç güvenilmez. İnsanı böyle ortada bırakıverirler işte. Siz ne istemiştiniz? Önemli değil, ben alacağımı aldım zaten. İyi günler. Bu kadın ne demek istedi Pelin abla? Arzu, ya herkes delirmiş ya da ben oynatıyorum. Oldu mu? Başın göğe erdi mi? Şimdi mutlu musun? Harikaydın Şuşu. Birinci basamak sınavını geçtin. Nasıl yani? Bilmeden üniversite sınavlarına mı giriyoruz? Hayır. Kalbimi kazanmak istiyorsan Şuşu, bunun bir tek şartı var. O da ikinci basamak sınavını geçmen. Yani zaruret sorunsalı. Seni zorlamak istemiyorum Şuşu. Karar senin tabii. Bana olan sevgini ispatlamak zorundasın. Merhaba Canan Hanım. Hoş geldiniz Can Bey. Bu akşam ne yapıyorsunuz? Ona ne söyleyeyim Şuşu? Bana bunu yapma. Bir şans daha ver bana. Kararını çabuk ver Şuşu. Bilmiyorum, bir programım yok Can Bey. Siz ne düşünmüştünüz? Belki birlikte bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Öyle mi? Ne gibi? Ben her türlü öneriye açığım. Lanet olsun. Aşık olmaktan nefret ediyorum. Aşk bir erkeğin başına gelebilecek en büyük felaket. Hayır, karizmam kaldırmıyor. Ne hatırlayacağım lan ben? Dizgi sil lan oraları. Kolay gelsin. Eyvallah kardeş. Adı ne bunun? Troya. Satılok mu? Deli misin sen? Bu at 22 yarış kazandı. Patronunu canı gibi sever. Dünyada satmaz. Yazık. Siz at mı almak istiyorsunuz?
Düşünüyor. Nasıl bir şey bakmıştın? İşte bunun gibi bir şey. Yani fiyat olarak? 5 kağıt yeter. Milyar mı? Yok, yarısı. Yani 2,5 milyar. Yok, milyarın yarısı. Yani 500 milyon. 500 milyon ha? Yok mudur o fiyata? Neden olmasın, her fiyata at bulunur. Ha. Hazır tam da yan tam yerine geldin. Bende de çok güzel bir at var, bir arkadaşımdan. İngiliz, damızlık, soylu hayvan. Ha. Mert abim sana yardımcı olsun. Gel sana 500 milyona şampiyon bir at verelim. Ya, hadi bakalım. Yapmaya yetiyormuş. Ne yapacağım ben şimdi? Umurumda bile değil. Ben seni bütün gücümle destekliyorum. Sen benim geleceğime engel oluyorsun Kara. Boş versene sen. Bana kaset yapmaya diye gittik. Adam sana kaset teklif etti. Hem de gözlerine nasıl bakıyordu, görmedik mi? Ben çocuk değilim Kara. Kendimi korumasını gayet iyi biliyorum. Hem ben o kızlara bir şey diyor muyum? Ne? Hangi kızlara? Canım sen meşhur olduktan sonra üzerine saldıracak olan kızlara. Öf Ceyda, öf. Zaten bugün işte meşhur falan olamayacağım. Acaba enişte demokraset yapmak için 500 milyonu verir mi ki? Hoş geldin. Sen salamını sonra alırsın çocuğum, hadi bakayım. Hoş bulduk, niye? 5 oldu saat, hadi kapandı, hadi dükkan kapandı. Burası banka mı? Ha, sen bankayı soruyorsun, bak banka şu caddenin köşesinde, hadi bakayım güle güle güle. Elin nedir nedir ya? Hadi. Adam haklı Şuşu, niye böyle dengesizce davranıyorsun? Sen adamda denge mi bırakıyorsun güzelim? Şu halime bak. İskeleye yanaşan Kadıköy vapuru gibi yampırleştim. Başka iskeleye Şuşu, bana yanaşmaya kalkma. En azından verdiğin sözleri tutana kadar. Ama bir tanesini yerine getirdim değil mi? Ne, küçük bir avansı da hak ettim zannediyorum. Kendine gel Şuşu. Evli bir erkek gibi davran lütfen. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun canım? Hayır, sadece telefon etmek istiyorum. Tabii canım, ara. Bir aramızda bir iki kontürün lafı mı olur? Can'a telefon edecektim. Can'a mı? Bak o Can da çok canımı sıkmaya başladı he. Niye arayacaksın ki onu? Bu akşam beni yemeğe davet etti. Cevabımı bildireceğim. Ne diyeceksin peki? Ne söylememi istersin Şuşu? Söyle ona, tek başına zıttımın kökünü yesin! Sana kıskançlık hiç yakışmıyor Şuşu, evli bir erkeksin. Bak, tamam tamam, kapat şunu. Şöyle 2 dakika konuşalım, otur şuraya. Benimle konuşma Şuşu, karınla konuş. Tabii onunla konuşacağım, söz veriyorum. Ona diyeceğim ki biz artık seninle beraber olamayız, artık ayrılalım. Bitti diyeceğim, söz. Söz, sana yemin, sana söz. Kör olayım yalansa, değmedi değmez. Yüzüme göz, göz. Abi sen de mi geleceksin berbere? Abi ne işin var benim berberde eriflerin içinde bir? Ben yandaki kuaföre giderim. Şöyle sıldırım parmaklarıma nar çiçeği gibi bir oje. Belki de biraz fondöten. Gecenin mana emniyetine uymak gerekir değil mi? Aa Gülazer. Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Azarvet Hanım, hiç. Babamı parlatmaya gideriz. Görücüye çıkartacağız da. Ya öyle mi?
Hayırlı olsun. Olacak hayırlısı inan. Ben de seni arayacaktım. Biz Şuayb'le konuştuk, o çocuğu evlat edinmeye karar verdik. Çok sevindim. Hangisini? Şeyhımızı canım. Ah inan çok sevindim. İsabetli bir karardı. Ebu, bu Şeyhımız bizim Şeyhımız mudur yoksa? Yok be, ne bizim Şeyhımız, bu başka bir Şeyhımız. Her lafa karışmayasın güzel babam. Bak, inan çok sevindim. Harika. Şeyhımız tesiri garantilidir. IQ'su 150'dir. Şeytana kombinlerini ters gidirir inan ki. En kısa zamanda yakınlarıyla görüşmem lazım. Bazı formaliteleri halletmek için. Hiç merak etmesin Zarret ablam cennetlik. Sen bir öksüzü sokaktan çıkarıp kurtardın. Ah kazanırsın donman sevap. Unutma, senden haber bekliyorum. Olur olur. Hadi bay bay. Hadi güle 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 güle. Aman, gacının kürkü var ama benim de avan var hamdolsun. Avan batsın. Abi, niye dersin torunuma öksüz? Yoksa sahicikten evlatlık torunumu mu verirsin? Ablan katır gibi sağlamdır maşallah. Tabii katır gibi sağlamdır da niye bakamaz yarım gözüne şopara? Zaten kendi vermek ister. Olsun, sen yine de deme torunuma öksüz. Aldatmayın sancıkları be kız hanım. Muhterem pederim doğrucu Davut'um. Her şeyine muhalefet edersin be. Fena mı? Toruncuğunun istikbali kurtulacak. Hadi kes bu tıraşları da gidelim. Şey tıraşı, damat tıraşı olmaya. Daha bayramlıklarımızı giyeceğiz. Abi sokak ortasında zırlatma beni be al. Bak, Şeyhımızın hayatı garantiye alındı. Senin de başını bağlarsak artık nevelallah karada ölüm yoktur bize inan ki. Sınıf atlayacağız sınıf. Bak unutmadan söyleyeyim Tenteni Hanım'ın yanında sakın zıvıtmayasın he. Bir çuval inciri berbat edersin. Sen en iyisi hiç ağzını açma. Ben hükümet sözcülüğünü yaparım. Eniştem neden gecikmiştir teyze? Nedeni belli. Altuğ'da batırdı paraları. Eve gelmeye yüzü kalmadı. Götümser olma teyzem ya. Belki 500 milyon yerinde duruyordur. Hatta parayı bana verir. Ben de gidip demo kasetimi yaparım. Sonra onu büyük bir firmaya gidip dinletirim. Tabii. Enişten yatıp kalkıp senin kasetini düşürüyor zaten. Şöyle geçmiştir deniz kenarına. Ne olacak bu oğlanın kaseti acep deyip duruyordur. Dalga geçme teyze ya. Ben zaten boşuna konuşuyorum. Çoktan uçup gitmiştir şimdi paralar. Niye karamsar oluyorsun? Diyeceğim, belki bugün ganyan oynamamıştır. Oynamıştır. Diyen bana mı bilmeyen mi? Tamam, oynamıştır. Ama belki kazanmıştır. İşte o en kötü ihtimal. Niye öyle diyorsun Deyze? O zaman hem kaset yaparım, hem de grip çekerim. A benim salak supam. A benim maynak karatayım. Ulan bu adam kazansa, bir de zengin olsa, bırak kaset şöyle dursun. Bir evi, bir karısı olduğunu unutu be. Kara kayıplara karışıp bir daha göremez. Bir anladın mı he? İteniyor, anladın mı sen? Anladın mı hiç? Ben her şeyi düşündüm Şuayb'cim. Küçük odayı Şeyhımıza veririz. Onu en iyi okullarda okuturuz. Özel hocalar tutarız. Sen her şeyi düşünürsün teflon kefalim. Ya benim halim ne olacak peki? Ne var mı senin halinde? Havucum dama atılacak. Hep çocukla ilgileneceksin. Beni artık eskisi gibi sevmeyeceksin, ilgilenemeyeceksin. Olur mu Şahipciğim? Tam tersi, bu çocuk bizim mutluluğumuzu perçinleyecek. İnanmıyorum. Mutluluk tencere kulbu değildir ki perçinleyesin. Ayrıca yarınların ne getireceği de hiç belli olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Ya bir süre sonra şiddetli geçimsizliğe düşersek? Ya ayrılmamız gerekirse? Ne saçmalıyorsun be? O zaman çocuğun nasıl bir bunalıma düşeceğini düşünsene. Çocuk ailesini kaybetmiş, yeni bir aileye kavuşuyor. Sonra o ailede parçalanıyor. Zavallıcığın yediği darbeyi düşünsene. Evet, ileriki günlerin ne getireceği hiç belli olmaz, doğru. Ne diyorsun ulan sen? Şeyhımızı evlat edinmekten vazgeçelim. Ayrıca mahkemeye başvuralım. Ne mahkemesi? Evet, boşanma davalarına hangi mahkeme bakıyordu? Asliye hukuktu değil mi? Şuayb çıldırdın mı sen? Ya bunun çılgınlık neresinde? Bu sadece ileri görüşlülük. Eğer kaderimiz buysa bir an önce boşanmakta fayda var. Böylece henüz gençken
Böyle güzel bir hayata tekrar başlayabilir. Boşanmak ha? Bak, benim sana daha iyi bir önerim var. Aa, söyle, ben bütün önerilere açığım. İtalyan usulü boşanalım diyorum. İtalyan ondan, bu nasıl bir şey be? Bak şimdi, şöyle bir şey. Ben seni boğuyorum, sen ölüyorsun, ben dul kalıyorum. Ne diyorsun ya, biz İtalyan mıyız karıcığım? Neyse hadi, benden belanı bulma, salak şey. Ne kızıyorsun ya? Cennet kuşum, benimkisi sadece bir fikirdi. Demek ki o kadar da iyi bir fikir değil. Peki bir süre ayrı yaşamayı düşünür müsün? Ulan şu ayrı seni kim yapmasın? Ulan göbekçi! Ulan göbekçi! Damat nasıl bir centilmenidir, çok merak ediyorum. Efendim? Ne dedi? Damadın nasıl biri olduğunu merak ediyormuş anneanne. Aa, dur bakayım, ne damadı ayol? Dur hele, deliği görmeden paçaları sıvama bakayım. Efendim, ab buyur, anlamamışım odur. Diyorum ki, kendi kendine gelin güvey olma diyorum, mağdur hanım. Azobin kendi kendine gelin güvey olur. Ah sen yanlış anlamışsın. Gelin sen olursun. Ha buraya girecek damatlar güvey olur. Nu. Gene ne fulsuz yumurtladı bu. Geldiler işte. Geldiler mi? Hadi kalk. Ha geldiler. Geldiler. Tabii de kalkayım. Yavaş dikkat edin. Yavaş. 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 Aman. Aman. Ha işte geldim. Neyse bari şükürler olsun. Bu ses de nedir lan böyle? Bilmem ki teyze. Benim söylediklerim bir çıkıyor işte. Altında kaynattı ay, üzüntüsünden kişnemeye başladım. Eyvah! Ay, Arzu, iyi miyim? Üstün başım iyi, her tarafım. Harikasın anneanneciğim, harikasın, telaşlanma. Hadi. Ay, meraktan öleceğim, zoniyi açmıyorsunuz kardeşim. Tamam, açıyorum, tamam, sakin olun. Tamam. Aç, gel. Buyurun. Buyursun bari. Aman diyor. Sen kim, şehre sırf gelmiş edin. Ne diyor bana? Açsana lan. Aç da sen kulu kocanı bir gol hele. Yüzü gülüyor, kazanmış olmasın teyze. Hadi hayırlısı. Ben sana ne dedim? Akılcı bir yatırım yapacaksın demedim mi? Bir de bana inanmadın. Ya bakayım Napolyon gel. Yengimle bir merhaba de oğlum. Hadi bakayım Napolyon. Yengine bir merhaba de oğlum.